Dünyadan güncel haberlerle haber turu başlıyor. Arjantin'in başkenti Buenos Aires, COVID-19'un yayılmasını önlemek amacıyla Ezeiza Uluslararası Havalimanı'nı Çin'de üretilen vücut ısısı ölçen kızılötesi kameralarla donattı. Çin'de imal edilen ve termal görüntüleme kameraları olarak da bilinen cihazlar, Çinli firmalar Huawei ve Obi Telekom tarafından ortaklaşa üretildi. Teknoloji 3 ila 10 metre arası mesafeden vücut ısısının ve video analiz yazılımları yoluyla kişinin maske takıp takmadığının tespit edilmesine imkan veren bir termal kamera kullanıyor. Teknoloji bir kişinin ateşi varsa veya maske takılmadığı durumlarda bir izleme merkezini uyarıyor. Her kamera aynı anda 20 kadar yolcunun vücut ısısını ölçebiliyor ve bu da yolcu trafiğinin verimliliğini ve güvenliğini önemli ölçüde artırmaya yardımcı oluyor. Teknoloji, başkentin toplu taşıma ağ tarafından uygulanan bir dizi sağlık ve hijyen önleminin bir parçası olarak kullanılıyor. Huawei Arjantin Kurumsal İlişkiler Direktörü Jose Bonora, Arjantin pandemiye çok hızlı yanıt verdi. Huawei Çin ile Arjantin arasında bilgi alışverişine yardımcı oldu ve Arjantin'in pandeminin yayılmasına engel olmasına yardımcı olmak için bu cihazları bağışladı." dedi. Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası FIFA 2022 için Çin'den Katar'a deniz yoluyla toplam 741 elektrikli araç taşınacak. Yuton elektrikli araçlarının Katar'a gönderilmesi için cuma günü Çin'in orta kesimlerindeki Hınan eyaletinde yer alan Jinzhou'da bir tören düzenlendi. Elektrikli araçlar yeni teknolojilerle donatıldı. Katar dünyanın önde gelen otobüs üreticilerinden biri olan Çinli Yuton'la Katar FIFA 2022 Dünya Kupası'nda kullanılmak üzere otobüs üretimi için bir anlaşma yaptı. Şirket Turnuva'ya 741'i elektrikli araç olmak üzere 1002 araç sağlayacak. Nikaragua, birçoğu halen faal olan Onlarca yanardağ barındırdığı için Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan bir bölgede yer alıyor. Başkent Managua yakınındaki Managua Gölü'nün kıyılarında yer alan Momotombo yanardağında 17. yüzyılın başlarında eski Leon kenti yaşayanlarını ülkelerini terk etmeye zorlayan büyük bir patlama yaşandı. En son 2015 yılında patlayan ve Halen faal durumda bulunan yanardağın ağzından zaman zaman kül dumanları yükseliyor. Masaya yanardağ ise ağzından fışkıran lavlar ve yükselen dumanlarda geceleri çok etkileyici bir görüntüye sahip olan Santiago Krateri ile ünlüdür. Masaya yanardağ aynı zamanda Nikaragua'nın her yıl sayısız turist çeken en büyük ulusal parkıdır. İspanyolca'da siyah tepe anlamına gelen Kerre Negro adlı yanardağ, kalın ve siyah bir volkanik kül tabakasıyla kaplı. Volkan sörfü buraya özgü çok özel bir spor. Kum kayağına benziyor. Tek bir farkı külde kayalıyor olması. Her yıl buraya dünyanın dört bir yanından çok sayıda turist dağın yarısına kadar tırmanıp volkan sörfü yapmaya geliyor. Çin'in en büyük çöllerinden biri olan Mavusu, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Ordos şehrinden ülkenin kuzeybatısındaki Shanxi eyaletinin Yulin şehrine kadar uzanıyor. Geniş çorak arazilerle, bol miktarda tuzlu, alkalik su bulunan çölün adı Moğolca kötü su anlamına geliyor. 1980'lerden beri yöre halkı bölgede çölleşmeyi önlemeye çabalıyor. Can Yinlong da onlardan biri. Can Yinlong, o zamanlar böylesine büyük bir çorak arazi parçasını görünce çok şaşırmıştım. Memleketim o kadar fakirleşmişti ki bu durumu değiştirmek zorunda olduğumu hissettim, dedi. Sanşi'nin kuzeyindeki yağışların çoğunlukla yaz aylarında yoğunlaşması ve kumulların yayılması toprağın nemini kaybetmesine yol açıyor. Bu nedenle ...ağaçlandırma için uygun koşullar oluşmuyor. Can'ın ekibi kum yönetimi için sürekli olarak yeni bilimsel yöntemler geliştirmeye uğraşıyor. Can Yinlong, bu test alanında mikroorganizmaların değişimini görmek için... ...kumun içinde kullanılan nitrojen sabitleyici bakterileri izliyoruz. Bu, 30 metrelik altında sensör bulunan bir sondaj cihazı ve... Bu kutu güneş panelinden aldığı enerjiyle çalışıyor. Bu kutunun asıl amacı karbondioksit akışını izlemek. Verilerse bir bilgisayar tarafından düzenli olarak toplanıyor." dedi. Aralıksız sürdürülen iyileştirme çabalarının ardından Can'da çölleşme kontrol bölgesinde 26600 hektardan fazla bir alana ağaç dikilmiş ve böylece buradaki bitki örtüsünün oranı %3'ün altındayken yaklaşık %65'e çıkmış.